çocukların eğitimine baktığımızda genellikle ideal ne oluyor? Bilgiyle donatmak oluyor. Nedir? Yaratıcı insan yetiştireceğiz. Bütün hedef bu. Yani bilgiyle donatılmış ama bu bilginin nasıl kullanılacağı hiç önemli değil. Başka bir deyişle, çocukların bilgisel yeteneklerini geliştirmeye çalışıyoruz eğitimde. Yalnız bizde değil, dünyada. Ama etik yeteneklerini geliştirmeyi düşünmüyoruz. Oysa etik yetenekler de gelişecek yeteneklerdir. Bu yetenekler ne gibi yetenekler? Değer konularıyla ilgili yeteneklerdir. Değerlerin ne olduğuyla ilgili yeteneklerdir. Kotar isminde biri var. Bir cinayetten dolayı aranıyor. Vebadan dolayı kapıları kapalı olduğu sürece emniyette. Vebaya karşı kurdukları gönüllü sağlık ekipleri çağırıyor bu cinayetten aranan adamı. Bu benim işim değildir. Ayrıca veba içinde ben kendimi iyi duyuyorum. Durması için yapılan işlere karışmaya bir neden göremiyorum. Şimdi ne oluyor burada? Veba onun işine geliyor. Veba durumunu kendine sağladıkları bakımından tırnak içinde değerlendiriyor ve onun ortadan kalkması için bir şey yapmak ihtiyacını duymuyor. Hatta karşı çıkıyor. Veba sürdükçe o emniyettedir. Ben buna kişilerin kendi çıkarları ya da kendileriyle ilişkilerinde bir durumu, bir eylemi değerlendirmek olduğunu söylüyorum ve buna değer atfetme diyorum. Onda olmayan bir değer atfediliyor, ezbere değerlendiriliyor. Veba olsun kalsın, onun işine geliyor. Bunu her şeyde yapıyoruz. Eğer işime geliyorsa sizin bir yaptığınız o iyidir. Kendimizle ilişki kurduğumuz her şey. Ben derste çocuklara sorarım, nineniz var mı? Film seyrediyor mu televizyonda? Evet diyor. Ağladığı oluyor mu film seyrederken? Evet diyor. Ne zaman ağlıyor? Kendi torununa benzettiği birini görünce. Askere gidiyor, onu geçiriyorlar ya da kendiyle ilişki kurduğu zaman duygulanıyor, filmi beğeniyor. Sadece olumsuz değil, olumlu da. Değer atfediyorsun. Bu olumlu anlamda olabilir ama çoğu zaman tabii problem yaratan olumsuzları, işimize gelmeyen şeyleri karşı çıkma. Mesela bir yasa senin işine geliyor, çok iyi bir yasadır. Benimkine gelmiyor, kötü bir yasadır. Ama o yasa neyse odur. Değerlendirilen şeyle ilgisi olmayan bir değerlendirme biçimi hayatımızda çok önemli bir yeri vardır. Ve tabii ki çatışmaların ana kaynaklarından biri. Peder Panelu ilk vaazında Oran'daki vebayı şöyle açıklar. Oranlıların durumuna değer biçer. Eğer bugün sizler veba ile yüz yüzeyseniz düşünme zamanı geldiği içindir. Doğrular bundan çekinecek değiller ama kötüler titremekte haklıdırlar. Ve bu felaketi Tanrı istememiştir. Ve herkes pişmanlık duymayacak kadar güçlü duyardı kendini. Zamanı geldiğinde nasıl olsa duyacaktı. Bu sürüp gidemezdi işte. Tanrı'nın ışığından yoksun kalan bizler, işte uzun süre vebanın karanlıkları içindeyiz. Ne yapıyor peder? Kendi hareket ettiği anlayıştan, değer anlayışından, dini inançlardan duruma değer biçiyor. Neden olmuştur veba? Çeşit açıklıyor. Çünkü Oranlılar Tanrı'dan uzaklaşmıştır. Burada ne oluyor? Kabul edilen bir ölçütten, bir değer yargısından, bir inançtan bir duruma değer biçiliyor. Hayatımız birçok böyle değerlendirmelerle geçiyor. Kafamıza sokulan kendi kültürümüzde geçerli, kendi çevremizde geçerli değer yargılarıyla. O çevrenin iyi veya kötü saydıklarıyla ve bilginin söz konusu olduğu yerde doğru değerlendirme yapamıyoruz. Bunlarla iş görüyoruz çoğu zaman. Değerlendirilen şeyin değeriyle bir ilgisi yoktur. Ancak şöyle bir fark vardır. Birisi daha çok çıkarlarla, hırslarla ilgili olabildiği için değer biçme dediğim şey genellikle geçerli bir değer yargısı oluyor. Çıkarla olmuyor. Bunda da bir çıkar var bana sorarsanız. O grubun değer yargısını korumaya çalışıyor. Ama olayla, değerlendirdiği olayla, eylemle hiç ilgisi yok. Ancak değerlendirmeyi yapanın bir çıkarı olmuyor burada. Bu bakımdan doğru değerlendirmenin ve değer bilgisinin olmadığı bir çevrede, bir dünyada, insanlarda bu ahlaksal bir değerlendirme sayılıyor. İyi sayılıyor. Oysa bu da ezberedir. Öbüründen daha ezbere değildir. Değerlendirilen şeyin diğerine bize götürmüyor. Ve öbürü gibi karşı karşıya gelen zıt değerlendirmeler kavgalara, çatışmalara, insanların gitmesine yol açıyor. Tek neden bu değil ama ana nedenlerden biri bu. Teki değilse de çok önemli bir neden öbürüyle birlikte.
doğru değerlendirmek nasıl olabilir? Birçok çatışma da aynı duruma farklı adlar takmaktan, yani kendisinin adını takamamaktan ve dolayısıyla birkaç farklı ad takmaktan kaynaklanıyor. Aynı duruma kimisi olumlu bir ad takıyor, kimisi de olumsuz bir ad takıyor. İlk şey adını doğru takmaktır. Adını doğru takmak nasıl olur? Onu anlamak, onu görebilmek için önce durum ne? Durum ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Aynı zamanda başka olaylar da oluyor. Şimdi bu paralel, aynı zamanda zamandaş olaylarda ortak öğeyi bulmak gerekir. Onu bulunca işte o durumun adıdır. Doğru değerlendirme öğrenilebilir, bilgisel bir iştir, öğrenilebilir. Yalnız şunu da unutmamak gerekir. Nasıl yapıldığını bildiğimiz halde çok kere yapamayabiliyoruz. Çünkü yeterince pratik bilgi elimizde olmayabiliyor o eylem, o durum hakkında. Yalnız o zaman şöyle bir yanlış yapma tehlikesi biraz azalıyor. Çünkü doğru değerlendirme yapmadığımızın farkındayız. Dolayısıyla ona göre davranıyoruz, eylemde bulunuyoruz. Dikkatle ve tereddütle, yani bu böyledir diye düşünmeden yapıyoruz. Bu bakımdan değerlendirme, değer ve değerler eğitimi insanca yaşayabilmek için şarttır. Değer farkını önce farkına varmalıyız. Hem başkasının yaptıklarıyla ilgili olarak hep kendi yaptıklarımızla. Ama ne demek? Şöyle diyeyim. Bu yaptığımız bir şey doğru mudur, yanlış mıdır? Değerli midir, değersiz midir? Ben öyle dile getirmeye çalışıyorum. Ve şu farkı yapıyorum. Değerli, değersiz ile doğru ile yanlış arasında. Değerli bir eylem, değer koruyan eylemdir. Değersiz, harcayan. Doğru bir eylem ise o şartlarda en az değer harcayan eylemdir. Çünkü ne yazık ki yaşamımızda çoğu kere değer koruyamıyoruz. Ama en az nasıl harcarız diye düşünmek gerekir. Kralla Saksonya'da yaptıkları bir gezide kralın göz diktiği 15 yaşındaki Saksonyalı bir kızı kraldan kurtarmak için ister. Kral bunu bir fırsat bilir. Benim neyim varsa senin, senin neyin varsa benim. Ve sen benden ne isterse veririm, sen de bana der. Bu konuda söz verirler birbirlerine. Kralın art niyetinin farkında değildir Beket. Beket'in sevdiği ve onu seven bir insan var. Bir savaşta esir aldıkları bir prenses. Bir süre sonra kral Beket'in verdiği sözü ona anımsatarak ondan prensesi ister. Beket sözünde durur. Kralın yanına varır varmaz intihar edecek olan prensesi krala gönderir. Beket sözünde durmuştu. Beket'in sözünde durması iyi midir? Bir söz var bizde. At avrat pusat verilmez deniliyor. O değer yargısı açısından bakarsa kötü yapmıştır. Sözünde durmak iyidir açısından bakarsak iyi yapmıştır. Öyle bir durum olur ki sözümüzde durunca eğer değer harcanacaksa ona göre davranmak gerekir. Değer koruyan ilkeleri bile ezbere kullanmamak gerekir. Grupların belirli bir şekilde sınırları çizilebilen bir grubun belirli bir süre iyidir kötüdür dedikleri. Bu değer sistemleri ahlak dediğimiz çeşitli ahlakları oluşturuyor. Bunlar çoğu kültürel değer yargılarıdır. Kültürlerden kaynaklanan, dolayısıyla gruptan gruba farklılık gösteren değer yargıları sistemleridir. Amerika Birleşik Devletleri'nde savcı onun suçlamasıyla hapiste olan bir insanın o cinayeti işlemediğinin farkına varmış. Meslek etiğine göre yargıladıkları insanın avukatıyla görüşemez. Ancak bu yeni bulgusunu hapisteki insanın avukatına vermese bir kere daha oradaki düzenlemeye göre dava açılamaz ve o insan yine hapiste kalmak zorunda kalır. Hukukçular ikiye bölünmüştü. Bir grup bu bilgileri vermesi ve o insanın zaten 15 yıl boşuna kaldığı hapishaneden çıkması gerektiğini savunuyor. Bir kısım hukukçular ise normun bulaması gerektiğini savunuyordu. Ben tabii bu sonuncu savunmanın nasıl yapıldığını bir türlü anlayamıyorum. Bu kadar yıl bir insan hapiste kalmış hiçbir suç işlemeden, bir de daha bir bu kadar yıl hapiste kalacak o bilgiler avukata verilmezse. Değer korumaya yönelik ilkelerimiz bile, normlarımız bile değer yargıları olarak kullanıldığında değer harcamaya götürüyor. Bir şeyin değeri derken değerden ne kastediyoruz? Örneğin bir eylemin değeri, bir kişinin bir eyleminin değeri. Oradaki değer kavramından kastedilen şey, o eylemin yapıldığı koşullarda diğer eylem olanaklarından farkı, yapılmasıyla neler korunuyor, neler veya neler harcanıyor. Başka aynı durumda, aynı şartlarda başka bir şey yapılsaydı neyi sağlardı, neyi korurdu ya da neyi harcardı? Bu karşılaştırma sonunda değerlendirme konusu yaptığımız eylemin
değerinin bilgisine ulaşıyoruz. Böylece ne kadar çok imkan biliyorsak, belirli koşullarda imkan bilgimiz varsa bu karşılaştırmayı daha başarılı ve daha verimli bir şekilde yaparız. Aynı şekilde bir eserin değeri, bir normun değerinden söz edebiliriz. Bu değer onun benzerleri arasındaki yerini, benzerlere göre özelliğini kastediyoruz bu değer kelimesiyle. Değerler ise başka şeydir. Etik değerlerden söz ederken iki tür kastediyoruz. Bir tür etik değerler kişi özellikleridir. Dürüst olmak gibi, adil olmak gibi. Bu değerler, kişi özellikleri, kişilerin başkalarıyla ilişkilerinde yapıp ettikleriyle kazandıkları özellikler. Adil olmak ya da güvenilir olmaktır. Ancak bir tür daha değerler de vardır. Bunlar kişi yaşantılarıdır. Kişilerin başka kişilerle ilişkilerinde o kişilerin özelliklerini yapıp etiklerinin değerini görerek yaşadıkları, tortu bırakan yaşantılardır. Güven gibi, saygı gibi, sevgi gibi, minnet gibi. Şöyle bir önemli bir fark var ikisi arasında. Yaşamımız için yarattığı farklı sonuçlar bakımından. Etik kişi değerleri dediğimiz, adil olmak, dürüst olmak gibi değerler, karşımızda kim olursa olsun fark etmez. O değerlerin gerektirdiğini yapmamız söz konusu. Değer harcayan birisine de biz adil davranmak zorundayız. Kişi özellikleri olan değerler, etik değerler, karşımızda kim olursa olsun önemli olmuyor. O değerlere sahipsek, o kişi özelliklerine sahipsek ona göre davranmamız söz konusu. Oysa diğer değerler, etik ilişki değerleri dediğim değerler, belirli bir ilişkide ancak yaşanabiliyor. Belirli bir kişinin başka bir kişiyle karşılaşmasında. Şimdi güven bir kişiler arası ilişkilerde bir etik değerdir. Bir kişinin güvenilir olması ne demek? Değersiz eylemlerde ya da yanlış eylemlerde bulunmamasından hareket ederek onun değersiz ve yanlış eylemlerde bulunamayacağının hakkında duyduğumuz bir duygudur güven. Dolayısıyla ben güven duyabilen bir insansam, karşındaki güvenilir bir insansa ancak bu yaşantılar yaşanır. Rastlantı sonucu yaşanır bu yaşantılar ama bu karşılaşmadan sonra kaçınılmazdır. Siz güvenebilen bir insansanız ve karşınıza bir güvenilir insan çıkarsa bunun farkındaysanız, isteseniz de istemeseniz de güven duyarsınız. Birinci türden değerler daha önce literatürde erdemler denilen bir kısım değerlerle aynı şeydir. Aristoteles'in etiğini düşünürsek erdemler dediğinin bir kısmıdır. Orada çünkü erdemler derken şeyleri kaçtı diyor. Kişi özellikleri, kişinin kendisiyle ilişkisinde olan bazı özellikleri de kastediyor. Diyelim ki kendine hakim olmak. O kendimizle ilişkimizde olan bir şey. Ama adil olmak başkalarıyla ilişkimizde kazandığımız bir özelliktir. İşte bu kişilerde gördüğümüz özelliklerden dolayı yaşadığımız yaşantılar ise etik kişi yaşantılarıdır. Etik kişi değerleri, ilişki değerleridir. Özetlersem etik değerler dediğimiz değerler yaşantı ve eylem olanaklarıdır. Gerçekliklerinde ise kişi özellikleri ve kişide kalan yaşantı tortularıdır. Saygılı olmak ne demek? Saygılı olmak başkasının kendisiyle ilişkisine karışmamaktır. Minnet nedir? Epey unutulmuş bir yaşantıdır minnet dünyamızda ama çok önemli bir yaşantı birikimidir. Birisine karşı duyduğumuz bir yaşantı birikimidir. Şimdi yapmak istediğimiz ama koşullardan dolayı yapamadığımız değerli bir şeyi yapabilene karşı duyulan bir yaşantıdır, yaşanan bir yaşantıdır minnet. Bizim çok yapmak istediğimiz ama şartlarımızdan dolayı yapamadığımız değerli bir eylemi ya da değer korumayı yapana duyduğumuz bir duygudur minnet. Bu bilgilerle değer yargılarının ne olduğu, etik değerlerin ne olduğu ve bir şeyin değeri anlamında değerin ne olduğu bilgisiyle acaba kendi eylemlerinize bakmak ister misiniz?